Evet, hazır mıyız arkadaşlar? Değerli dostlar, sevgili basın emekçileri, hepiniz hoş geldiniz. Kürtçe ıslık çalmanın bile yargı konusu edildiği, gözaltı meselesi haline getirildiği bir süreçteyiz. Bir gün bir karara sevinirken, aynı gün olumsuz yığınla haberin, yargı haberinin, tutuklama haberinin, gözaltı haberinin kıskacıyla karşı karşıyayız. Belgesel sinema üretiminin, sanat üretiminin yargı konusu edildiği, fazlasıyla engellendiği bir süreçteyiz. Bu konuda Ankara Aydın ve Sanatçı Girişimi, Ankara İnsan Hakları Derneği Şubesi olarak bir çağrı yaptık. Bugün bu toplantıda İnsan Hakları Derneği adına bizim metnimizi Nuray arkadaşımız okuyacak. Bizim Ankara Şube Yöneticimiz ve İHAD MYK üyemiz. Şimdi sözü ona veriyorum. Teşekkürler. 2013 yılında barış ve çözüm süreci devam ederken çekilen Bakur belgeseli Mayıs 2015'te Batman'da Yılmaz Güneş Sineması'nda gösterilmişti. Filmin yönetmenleri Çayan Demirel ve Ertuğrul Mavioğlu'na bu gösterimden 2 yıl sonra terör propagandası yapmak suçlamasıyla dava açılmıştı. Bilindiği üzere Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesi söz konusu davayı Çayan ve Mavioğlu'na verdiği 4 yıl 6'şar ay ceza ile karara bağladı. Çözüm sürecinin devam ettiği 2013 yılında Türkiye sınırları içindeki PKK kamplarını görüntüleyerek örgütün Türkiye dışına çekilme sürecine tanıklık etmek üzere yola çıkan Bakur, gerek Türkiye'de gerekse Doc Leipzig, Vision, The Real ve Stockholm Film Festivali gibi uluslararası önemli belgesel festivallerinde bugüne kadar on binlerce izleyicisiyle buluştu. Yalnızca evrensel hukuka değil, anayasaya, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararlarına da aykırı olan bu haksız cezalandırmaya karşı Çayan Demirel ve Ertuğrul Mavioğlu'nun yanındayız. Ayrıca Bakur belgeseli henüz gösterime girmeden yönetmen Çayan Demirel kalp krizi geçirmiş, olağanüstü bir çabayla hayata döndürülmüş, %99 oranında sürekli engelli bir halde yaşamını sürdürmeye çalışmaktadır. İlgili mahkemenin iletilen raporlara rağmen bu durumu hiç dikkate almamış olması da son derece üzüntü verici bir yaklaşımdır. Şiddeti teşvik etmeyen, terör eylemlerini haklı göstermeyen, konuyu eleştirel bir biçimde de ele almaya ve ülkedeki barış ortamına katkı sağlamaya çalışan bir sanat eseri olan Bakur'un yönetmenlerine açılan bu dava sanatsal ifade özgürlüğüne yönelik bir müdahaledir. Sanatsal ifade özgürlüğü, sanatçının özgürce çalışması, eserini yaygınlaştırmasını ve bunun müdahaleye uğramamasını güvence altına alır. Keyfi olarak farklı süreçlere göre değişim gösteren, politik atmosferlere göre değiştirilemez ve ortadan kaldırılamaz bir güvencedir bu. Bugün ne yazık ki ülkenin en temel ve en ağır sorunu olan Kürt sorununu bir yerinden kapsamına alan filmler gösterim şansı bulamamakta, fiilen engellenmekte ve sansüre tabi tutulmaktadır. Kürtçe müzik yapan sanatçıların konserleri iptal edilmekte, dahası Kürtçe konuşan vatandaşlar kimi zaman sadece bu nedenle linç girişimine maruz kalmaktadırlar. Özcesi sanat eserlerinin suç unsuru kabul edilmesi temel insan haklarına ve hukuka aykırıdır. Sanatsal ifade özgürlüğünü ihlal eden bu haksız ve hukuka aykırı cezai müeyyidenin tüm sonuçlarıyla birlikte bir an önce ortadan kaldırılmasını, genel olarak düşünce ve ifade özgürlüğü üzerindeki engellemelere son verilmesini talep ediyoruz. Yorum, haber, sanat, müzik ve film yapma hakkımız kadar sanat ve sinema üzerine özgürce erişme hakkımız da kutsaldır, dokunulamaz. Belgesel sinema yargılanamaz. Sinemaya özgürlük. İnsan Hakları Derneği Ankara Şubesi, Ankara Aydın ve Sanatçı Girişimi. Arkadaşlar şimdi sırasıyla Fikret Hocamızdan başlayarak söz alacak arkadaşlara söz veriyorum.